Şimdi su dalgalarında yansımanın küresel engelden olan kısmına bakalım. Şimdi küresel engelin iki parçası var. Bunlardan biri çukur engel kısmı, bir de tümsek engel kısmı. Bu bildiğimiz optikteki özel ışınlar gibi olacak. Burada pek fazla özel ışın kullanmayacağız. Özel nokta kullanmayacağız. Kullanacağımız özel noktalar burada çizdiklerimiz gibi olacak. Şimdi bunların nasıl yansıyacaklarını görelim. Yani dalgamız engele çarpacak ve yansıyacak. Bunları gözlemleyelim. Bildiğiniz optikteki kurallar gibi olacak. Şimdi bakın bunlar birer çukur engel örnekleri. Şimdi çukur engelde bakın odak noktası odaktan gelen ışın paralel olarak yansırdı. Dolayısıyla bu şekilde odak noktasından gelen bir dalgamız varsa dairesel bir dalgamız bunlar yansıdıktan sonra paralel olarak yansıyacaklar. Paralel olarak yansımaları da bu şekilde yani doğrusal dalgalar olarak gelecekler diyeceğiz. Bakın gelen dalgalarımız bunlar bu şekilde odaktan çıkıyorlarsa dairesel su dalgaları parabolik engel yani çukur bir şekildeki engelden yansırken doğrusal olarak yansıyacaklar. Şimdi bunun tersi bakın paralel olarak geliyorlar. Yani doğrusal olarak gelen su dalgaları optikte olduğu gibi bunlar yansıdıktan sonra ne olacak? Odaktan geçecekler. Odak noktası burası. Yani bu dalgalar toplanarak odaktan geçecekler. Toplanma şekilleri de bu olacak. Yalnız su dalgaları burada bitmeyecek. Hani bu bir su oldu, buranın tamamının su olduğunu düşünürseniz bu dalgamız devam edecek. Sanki odaktan çıkıyormuşçasına yoluna devam edip çıkıp gidecek. Bunu bu şekil olarak böyle göstermemiz gerekiyor. Şimdi bir üçüncü şeklimiz var. Üçüncü şeklimiz bakın neresi? Burada merkezden gelen bir dalga görüyoruz. Yine çukur aynaları hatırlayalım. Merkezden gelen dalgalar yüzeye dik geldiği için, çünkü kürenin merkezidir burası. Merkezden çizdiğimiz bütün yarıçap doğrultuları hep yüzeye dikti. Dolayısıyla dik gelen ışınlar da kendi üzerinden geri dönerdi. Aynı burada da aynı özellik kullanılacak. Yani merkezden gelen dalgalar bu şekilde yansıdıktan sonra yine merkeze toplanacak şekilde yansıyacaklar. Ve bu noktada toplandıktan sonra hani burada durmayacaklar. Sanki buradan tekrardan çıkıyormuşçasına yollarına devam edip gidecekler. Ne yazık ki hani bunların başka bir özelliği yok. Ezberlemek gerekiyor. O yüzden dikkatli bakın. İşte odaktan geliyorsa paralel gidecek. Paralel geliyorsa odaklanacak, merkezden geliyorsa tekrar yine merkeze toplanacak. Şimdi bunlar pek fazla karşımıza çıkmayacak iki tane noktadan bahsedeceğiz. Bunlardan biri dikkat ediyorsanız merkez noktası burası ve merkezin dışından bir yerden çıkan bir dalgadan bahsediyoruz. Eğer dalgamız merkezin dışından geliyorsa bu merkezin dışından gelen dalga yansıdıktan sonra odakla merkez arasından bir yerden geçecek. Bu bir kural. Yine optikte, çukur aynalarda yansımayla alakalı bir kural. Dediğimiz gibi buradan gelen bir dalga yansıdıktan sonra odakla merkez arasında bir noktada toplanacak ve bu şekilde toplandıktan sonra dediğimiz gibi diğer örneklerde buradan sanki tekrar çıkıyormuşçasına yoluna devam edecek. Şimdi bir diğer durumumuz. Bu biraz daha farklı yine bu çukur ayna ile ilgili bir kural. Eğer bir ışınımız odakla tepe noktası arasından geliyorsa, tepe noktası dediğimiz aynamızın asal eksenle kesiştiği noktaydı. Bu aradan gelen ışının uzantısı aynanın arkasından geçer. Yani bu ışını dağıtma görevi görecektir. Çukur aynaların genel özelliği ya da çukur engellerin genel özelliği toplama özelliği olur. Yani ışını veya dalgaları toplar. Burada ters bir özellik göreceğiz. Buradan geliyorsa sanki aynanın arkasından bir yerden çıkıyormuşçasına, sanki buradan çıkıyormuşçasına dalgamız yayılmaya devam edecek. Ama dalganın çıkış noktası neresiymiş gibi davranıyor bakın. Arkada bir nokta. Eğer dikkat ediyorsanız dalganın yansımalarını verdik burada ve önemli bir kural söyleyeceğiz. Eğer soruda odaklanmadan kastımız dalganın bir noktada toplanmasıdır yansımadan sonra. Bunun olabileceği engeller
sadece ve sadece çukur engelde olur bu iş. Eğer bu bir engelse, mercek tarzında bir ortam değilse, eğer bir engelden bahsediyorsak odaklanma sadece çukur engellerde olur. Düzlem engellerde ve tümsek engellerde odaklanma olmaz. Burası önemli. Ki bakın bu şekilde düşünün. Paralel gelen bir ışın, bakın burada odaklanmış oldu. Burada toplandı. Bakın merkezden yansıdıktan sonra yine bu noktada toplandı. Bakın merkezin dışından geliyordu. Yine bu noktada bir yerde odaklanmış oldu. Yani odaklanmadan kastımız dalgamız bir noktada toplanıyor mu? Şimdi örneklerimiz var. Bunlara bakalım. Eğrisel yüzeyin odağının L noktası olduğunu görelim. Buradan bahsedelim. Buna göre N'den doğrusal dalgalar yollayalım. N'den paralel dalgalar yollayalım. Şimdi sorumuzu bir daha okuyalım. Eğrisel dalga, bu yüzeyin odak noktası L noktası. Yani ben L noktasına F diyeceğim. Ve doğrusal su dalgaları yolluyorum. Nereden? N noktasından. Buradan doğrusal bir su dalgası yollayayım. Şimdi hatırlayalım doğrusal su dalgası ile ilgili kuralımızı. Doğrusal gelen su dalgası yansıdıktan sonra nereden geçecekti? Odak noktasından geçecekti. O zaman bu dalgalarımız nerede odaklanacaklar? L noktasında odaklanacaklar dememiz gerekiyor. Yani sorunun çözümü bu kadar aslında bakarsak. Peki nasıl odaklanacaklar? Bunlar çarptıktan sonra F noktasında bu şekilde gelip toplanacaklar. Burada bir noktada birleştikten sonra sanki buradan çıkıyormuşçasına tekrar yoluna devam edecekler. Şimdi sorunun çözümü bu kadar kolaydı. Yine bir diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde baktığımız zaman L'de oluşturulan L noktasında oluşturulan dairesel dalgalar engelden doğrusal olarak yansıyormuş. Bakın burası önemli. Bir daha okuyalım. L'de oluşturulan dairesel dalgalar doğrusal olarak yansıyormuş. Yani bunu hatırlayalım. Bakın engelden yansıdıktan sonra doğrusal olan dalgalarımız için o dalganın odak noktasından geliyor olması lazım. Ki o nereden geliyormuş bakın? L noktası. Yani aslında soruda bize L'nin odak noktası olduğunu söylüyor. Şimdi devamını yapalım. Bakın K'da oluşturulan dalgalar nereden gelir diye söylüyoruz. Şimdi K'yı düşünelim. K neresi dikkat ediyorsanız odakla tepe noktası arasında bir yer. Hatırlayalım bunu. Bakın şekli burada duruyor. Odakla tepe noktası arasında bir yerden göndermiştik. Engelimiz bakın buradaydı. Odak noktamızın la tepe noktası arasından bir dalgamızı yollamıştık. Bu nereden geliyordu? Sanki aynanın arkasından bir yerden çıkıyormuşçasına, yani sanki şuradan bir yerden geliyormuşçasına çıkıp gidecek. O zaman yapalım bakın şunu. Dalgamız buradan gelsin. K'dan gönderiyorduk pardon. K'dan yollayalım dalgamızı şuradan. K'dan dalgamızı yolladık bakın. Buradan yansıyan dalga aynanın arkasından bir yerden geliyormuşçasına, sanki buradan geliyormuşçasına bu şekilde yansıyıp gidecek. Ve şeklimizde böyle bir sonuç olmuş olacak. Şimdi bu küresel engellerden yansıma ile ilgili diğer bir kısımda ne olacaktır? Tümsek engelden yansıma olacaktır. Şimdi tümsek engelden yansıma ile ilgili pek fazla kuralımız yok aslında bakarsanız. O yüzden burası biraz daha kolay olacak. Hatırlayalım çukur engelde ne yapmıştık? Doğrusal gelen dalgalar yansıdıktan sonra ne oluyordu? Odak noktasından geçiyordu. Peki tümsek engelde ne olacak? Tümsek engelin özelliği gelen ışığı ya da gelen dalgayı yansıtmasıdır. Dağıtarak yansıtmasıdır desek daha doğru olacak. Şimdi buradan gönderdiğimiz dalga ne olacak? Çarptıktan sonra burada sanki aynanın arkasındaki F'den çıkıyormuşçasına bu şekilde dağılarak gidecek. Bakın bu bir odaklanma değil. Çünkü çıktıktan sonra dağılıyor. Ya da herhangi bir yerden bakın dalgalarımız bu şekilde geliyor. Çarptıktan sonra ne olacak? Herhangi bir yerden gelen dalgalarımız aynanın arkasından bir yerden odakla tepe noktası arasında bir noktadan çıkıyormuşçasına dağılıp yoluna devam edecekler. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani dediğimiz gibi tümsek engellerle ilgili fazla bir kuralımız yok. Şimdi yeni bir kavramdan bahsedelim. Bu kavramımızın adı stroboskop.
Şimdi stroboskopiye gidip soru çeşitleri bazı kaynaklarda var, bazı kaynaklarda yok. Ne işe yaradığından bahsedelim öncelikle stroboskopun. Şimdi bir su dalgası lehini düşünelim. Ve burada kaynağımız sürekli dalga üretsin. Kaynak sürekli dalga üretirse hani dalgaların arasındaki mesafe yani dalga boyunu ölçme şansımız olmaz. Çünkü dalgalar sürekli hareket ettiği için hani aralarındaki mesafe ölçülmez. Stroboskopun görevi bu noktada işe başlıyor. Ve stroboskopu belirli bir frekansa döndürüyorsunuz. Ve bu belli bir frekansa dönerken bu yarıkların arkasından baktığınız anda dalgalar duruyormuş gibi görünüyor. Ve bu duruyormuş gibi göründüğü anda da biz artık dalga boyunu ölçebiliyoruz. Bir tek bu işe yarıyor. Başka da bir işe yaramıyor. Şimdi stroboskop ile ilgili bir formülümüz var. Başka da bir şey yok zaten. Hemen onu söyleyelim. F dalga, yani dalganın frekansı. N çarpı F stroboskopun frekansı. Şimdi N dediğimiz şey buradaki yarık sayısı. Şimdi ikinci bir formülümüz daha var aslında ama bu formülü daha önce zaten görmüştük. Şuydu, lambda eşittir. V bölü F idi. Burada F dediğimiz şey dalga kaynağının frekansıydı. Bakın iki tane formülümüz var ve bu iki formülde de ortak olan tek bir kısım var. F dalga. Dolayısıyla birinde bulduğumuz F dalgayı diğerinde yerine yazaraktan sorumuzun çözümüne ulaşmış olacağız. Şimdi bir örneğimiz var ve bu örnek üzerinde bunu uygulayalım. Bakın bir dalga kaynağı 4 saniyede 12 dalga üretiyormuş. Şimdi bildiğimiz tanımları tekrardan düşünelim. Bir periyot ve bir de frekans tanımımız vardı. Periyot tanımını düşünelim. Periyot bir dalga kaynağının bir tane dalga üretmesi için geçen süreydi. Bu periyodun tanımıydı. Bir de frekans dediğimiz bir tanım vardı. Frekans dediğimiz tanımda neydi? Bir saniyede üretilen dalga sayısıydı. Bakın burada 4 saniyede üretilen dalga sayısı var. O zaman 4 saniyede 12 dalga üretiliyorsa 1 saniyede 3 dalga üretiliyordur. İşte bu dalga kaynağımın frekansıdır. Yani dalganın frekansının 3 olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi devamına bakalım neler var. Şimdi F dalganın 3 olduğunu gördük. Devamında 3 yarıklı stroboskoptan bahsediyoruz. N eşittir 3, bunu görebiliyoruz. Ve bakın dalgaların arkasından bakan bir kişi, yani stroboskopun arkasından bakan bir kişi dalgaları duruyormuş gibi görüyor. Yani şu formülü uygulamak istiyoruz. Yalnız burada dikkat edelim. F dalga var, N var ve F stroboskop eksik. Demek ki bize bunu soracak. Peki bakın soruda neler sorulabiliyormuş? Stroboskopun frekansı soruluyormuş. Hemen yapalım bunun cevabını. Hemen formülde yerine yazıyoruz. F dalga eşittir N çarpı F stroboskop. Verilenleri yerine yazalım. F dalganın değeri 3. N yerine 3. Ve böylelikle stroboskopun frekansının 1 olduğunu görelim. Saniye üzeri eksi 1. 1 mi? Şimdi gelelim dalganın hızını soruyoruz bir de. Dalganın hızı için formülümüz belli. Bakın bu. Bu formülü de yerine yazacağız. Dalganın frekansını 3 olarak görmüştük. Dalganın hızını bulmaya çalışıyoruz. O zaman ikinci bilmemiz gereken şey de dalga boyu olacak. Şimdi dalga boyuna bakalım. Bakın 6 tane dalga tepesi arasındaki uzaklık 60 santimetre. Şimdi bunu daha önceden görmüştük. Yay dalgalarında buna benzer bir örnek yapmıştık. Şimdi bakın 6 tane dalga tepesi çiziyorum. Şimdi dalga boyu ifadesini düşünelim. Ardışık gelen iki tepe arasındaki uzaklık bir dalga boyuydu. Şimdi ona bir bakalım. Bakın şu ikisi arasındaki uzaklık, her bir arasındaki uzaklık bir dalga boyu. Ve dikkat ediyorsanız burada 5 tane lambda var. Yani 5 tane dalga boyu 60 santimetreymiş. 5 tane lambda 60 santimetre ise bir tane lambda 12 santimetre olacaktır. Ve artık hızının büyüklüğünü bulabiliriz. Bunun yerine de 12 yazdığımız zaman hızının büyüklüğünün 36 santimetre bölü saniye çıktığını göreceğiz. Dalga boyunun birimi santimetre olduğu için hızın da birimi santimetre bölü saniye olmuş olacak. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu örneğimiz kırılma ile ilgili olacak. Şimdi
optiksel olayların hepsinin su dalgalarında geçerli olduğunu söylemiştik. Daha önceleri yansıma kavramından bahsettik. Şimdi kırılma kavramından bahsedeceğiz. Kırılma ile ilgili bilmemiz gereken şey neydi optikte? Ortamların yoğunluklarına göre ışığın izlediği yolun değiştiğiydi. Bunun nedeni hızın farklı olmasıydı. Peki burada ortam nedir? Sudur. Suya göre değiştireceğiz. Peki burada nasıl bir yorum yapmamız gerekiyor? Şimdi sudan bahsettiğimiz için suyun derinliği var. Ve derin olan ortam ve derinliği az olan ortam diye düşüneceğiz. Şimdi derin ortam ve derinliği az olan ortam. İki tane ortam var. Baktığımız zaman bunların bizim için anlamı nedir? Derin ortam, yoğunluğu az olan ortam demek. Derinliği az olan ortam, ki buna biz sığ diyeceğiz. Bu da yoğunluğu fazla demek. Bakın burası önemli. Derin ortam, yoğunluğu az. Sığ ortam, yani derinliği az olan ortam, yoğunluğu fazla demek. Çok veya fazla. Şimdi kırılmaya baktığımız zaman hani hatırlayalım, bizim ışığımız ya az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyordu ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyordu. Bunun aynısını su dalgalarımız için de söyleyeceğiz. Bunun aynı versiyonlarını su dalgalarımız için de yapabileceğiz. Şimdi bunun için düşünelim. Bakın iki tane ortamımız var su dalgalarında. Bir ortamımız derin olsun. Derin ortamdan sığ ortama ve derin ortamdan sığ ortama. İki tane ortamımız var. Şimdi buradan dalgamızı yollayalım. Birinci dalgamızı, doğrusal su dalgamızı derin ortamdan sağa doğru yollayalım. İkinci dalgamızı da sığ ortamdan derin ortama yollayalım. Şimdi bunları nasıl bir yol izlediğine görelim. Tekrardan hatırlayalım optikteki kısmı. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşırdı. Burada da aynı mevzu geçerli. Azdan çoğa doğru geçerken normale yaklaşacak. Şimdi hatırlayalım yukarıda yazdığımız kuralı. Derin demek yoğunluğu az olan demek. Burası az yoğun. O zaman sığ ortamda derinliği az. Yani çok yoğun ortam demekti. Yine burası az yoğun ortam. Burası çok yoğun ortam olacak. Şimdi bunların nasıl yansıyacaklarına bakalım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken bakın ışığın normal, yüzeyin normalini çizdik. Işık hiç kırılmasa bu şekilde gidecekti. Ne olacak? Normale yaklaşacak azdan çoğa doğru geçerken. Bakın normal burası olduğu için normale yaklaşacak bir şekilde ışığımız yoluna devam ediyor. İkinci versiyonumuz. Işığımız bakın buradan hiç kırılmasa böyle geçecekti. Yüzeyin normalini çizdim. Çoktan aza doğru geçerken dalgamız ne olacak? Normalden uzaklaşacaktı. Normal bakın burası. Normal gitmesi gereken doğrultu burası. Daha da uzaklaşacak bir şekilde ışığımız yani su dalgamız yoluna devam ediyor. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Bu bizim gelen dalgamız. Bu da kırılan dalgamız olacak. Bu gelen dalgamız, bu da kırılan dalgamız olacak. Yani buradaki temel mevzu derinlik ve derinliği çok olan kısım yoğunluğu az, derinliği az olan kısmı ise daha yoğun olduğunu, yani sığ ortamın daha yoğun olduğunu görmemiz gerekiyor. Su dalgalarındaki gibi azdan çoğa geçerken normale yaklaşıyor, çoktan aza geçerken de normalden uzaklaşıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir örneğimiz var. Doğrusal ilerleyen dalgaların KLM ortamlarında izledikleri yolu verdik. Buna göre ortamların derinliklerini söyleyelim. Şimdi ortamların derinliğine bakmak için ışıkların izlediği yollara bakalım. Şimdi bunlar nasıl bir yol izliyor? Bunun için önce normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu bunu görmem lazım. O yüzden önce normalleri çizeyim. Bakın normal dediğim yüzeye tahmini olarak çizilen dik doğrultu. Bakın burada da aynı şeyi yapalım. Yüzeye tahmini olarak çizilen dik doğrultu. Önce normalleri çizdim. Şimdi eğer ışınlar kırılmasaydı nasıl bir yol izleyeceklerdi ona bakıyorum.
Bakın ışık hiç kırılmasa böyle gidecekti. Buradaki ışık da hiç kırılmasa bakın o da böyle gidecekti. Peki şimdi bakıyorum ne olmuş. Bakın hiç kırılmasa dümdüz gidecekken normale doğru yaklaşmış. Bunu gördüm. Bakın bunun için düşünün. Hiç kırılmasa dümdüz gidecekken bu da normale doğru yaklaşmış. Şimdi bunun için şartımız neydi? Hemen bakın burada yapmıştık. Normale yaklaşması için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi gerekiyordu. O zaman ne olacaktır? Bu geçiş için düşünelim. K derinliğinin derinliği daha az demektir. Hemen bunu belirleyelim. K'nın derinliği fazla, L'nin derinliği az. Aynı yukarıdan getirdiğimiz sonuç için söyledik bunu. Bakın burası da aynı şekilde. Burada da normale yaklaşıyordu. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmişti. Yani L'nin yoğunluğu yani daha az, yani daha derin, M'nin yoğunluğu daha az derin dememiz gerekiyor. Ve sorumuzun çözümüne böyle ulaşmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir kavram olmuş oldu. Sadece yapmam gereken normale yaklaşıyor mu, normalden uzaklaşıyor mu? Buna göre yorum yapmak ve ona göre değerlendirmek. Şimdi bir de mercekler ile ilgili olan durum var. Mercek şeklindeki ortamlar, kırılmanın hemen arkasında. Şimdi burada iki tip merceğimiz var. Biri ince kenarlı mercek versiyonu, biri kalın kenarlı mercek versiyonu. Bakın bunlar ince kenarlı mercek versiyonları. Buradakiler de kalın kenarlı mercek versiyonları. Peki buradaki şart ne? Şimdi bir defa bilmemiz gereken şey, ince kenarlı mercek çukur aynayla aynı özellikleri gösterecek. Kalın kenarlı merceklerde bunlar da tümsek aynayla aynı özellikleri gösterecek. Farkları ışıkları diğer tarafa ya da dalgaları diğer tarafa geçirmeleri olacak. Bunlarda ışık yansımıyor ya da dalga yansımayacak. Şimdi ince kenarlı mercek çukur aynaysa hemen düşünelim. Paralel gelenler çukur aynada nasıl yansıyordu? Yansıdıktan sonra odak noktasından geçiyordu. O zaman bu şekilde paralel gelen dalgalarda geçtikten sonra odaklanacaklar. Yani odak noktasından geçecek şekilde küçülecekler. Hemen bunu yapalım. Bunlar odak noktasında küçülüyorlar ve sonrasında sanki buradan çıkıyormuşçasına yoluna devam ediyorlar. Şimdi bir diğerini yapalım. Bakın bu şekilde odak noktasından geliyor. Odak noktasından gelen dalgalar ne olacak? Çıktıktan sonra paralel olarak yollarına devam edecekler. Peki merkezden gelen dalgalar ne oluyordu? Yansıdıktan sonra tekrar kendi üzerinden geri yansıyordu. Bu sefer ne olacak? Mercek olduğu için bu ışığı diğer tarafa geçirecek. Ama nereden geçirecek? 2F noktasından olacak şekilde geçirecek. Şuradakinde bir sıkıntımız var. Yönü böyle olacak. Şimdi ve dikkat edelim. Bakın burada da bir odaklanma söz konusu. Yani gelen dalga bir noktada toplanabiliyor. Yani dalganın odaklanabilmesi için ya ince kenarlı mercek kullanmamız gerekiyor ya da çukur ayna kullanmamız gerekiyor. Ya da çukur bir engel. Peki tümsek aynayı düşünelim. Tümsek aynanın özelliği gelen ışığı daha da dağıtmasıydı. Bakın bu odak noktasından geliyor. Odak noktasından geliyorsa aynanın özelliği, merceğin özelliği dağıtmasıdır. Sanki odakla tepe noktası arasından bir yerden çıkıyormuşçasına bu dalgamızı dağıtarak yoluna devam etmesini sağlayacak. Paralel gelende ne olacak? Yine uzantısı odak noktasından çıkıyormuşçasına, yani sanki aynanın arka, merceğin arka tarafından bir noktadan geliyormuşçasına dağılarak yoluna devam edecek. Dediğimiz gibi en başta bu yansıma kısmı biraz ya da kırılma kısmı biraz optikle alakalı olduğu için, kendi başına bir konu olmadığı için biraz problemli bir konu olacak. Şimdi gelelim bir örneğimize. Bu örneğimizle alakalı ne söylememiz gerekiyor? Şimdi merceklerle ilgili normal bir kuraldan bahsedelim. Şimdi diyelim ki burası N mercek olsun, H mercek olsun. Mercek şeklinde dışarıda H ortam olsun. Şimdi normal şartlarda merceklerle ilgili bizim temel bilgimiz şu. Merceğin yoğunluğu ortamın yoğunluğundan daha büyük olmalıdır. Normal şartlarda. Yani merceğin yoğunluğu ortamınkinden daha büyük olacaksa ortamın derinliği mercekten büyük olmalıdır.
Aynı şey burada da geçerlidir. Ortamın derinliği mercekten büyük olmalı. Bu olması gereken temel kavga. Peki bu yoksa, yani o zaman ne olur? Bunun tersi varsa, yani merceğin derinliği ortamın derinliğinden daha büyük olursa, o zaman mercek özellik değiştirir. Bu ne demek? İnce kenarlı mercek kalın kenarlı mercek gibi olur. Kalın kenarlı mercek ince kenarlı mercek gibi olur. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın bir kale atma dalgamız var. Bu dalgamız doğrusal bir dalga ve ilerliyor. İki tane dalga parçası var. Bakın kırılacak yer var. Bir kalın kenarlı mercek versiyonu. Bir de ince kenarlı mercek versiyonu. Şimdi gönderdiğimiz doğrusal dalga buralardan geçtikten sonra bakın nasıl bir yol izliyor. Şimdi ilk yapacağımız mercek kalın kenarlı mercek. Özelliği nedir? Bakın paralel gelenin uzantısı geçecekti hatırlıyoruz. Ama dikkat edin bakın bu gelen dalgayı toplamış. Yani bu nasıl bir mercek versiyonu? Bu bir ince kenarlı mercek versiyonu. İnce kenarlı mercek versiyonu da bizim merceğimiz kalın kenarlı mercek. O zaman burada ne olmuş? Merceğimiz özellik değiştirmiş aslına bakarsak. Yani merceğin derinliği ortamın derinliğinden daha büyük olmuş burada. O zaman ne diyeceğiz? Merceğin derinliği ortamınkinden daha büyük. Yani H1 derinliği H3'ten daha büyüktür diyeceğiz. Peki ikincisi bakın bu kısım. Bu kısımda ne görüyoruz? Bakın gelen odaktan çıkanı paralel olarak geçirmiş gibi görünüyor. Bakın buradaki şekil. Yani bu normal bir ince kenarlı mercek versiyonu ki zaten bizim merceğimizin şekli de bakın ince kenarlı mercek. Dolayısıyla bu olması gerekeni yapmış. Yani ortamın derinliği mercekten daha büyük olmalı. Ortamın derinliği mercekten daha büyük olmalı. Yani H3 büyüktür, H2 olmalı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada da kırılma ile ilgili bir örnek yapmış olduk merceklerle ilgili. Ve buralardaki temel mantığımız neydi? Dediğimiz gibi ışığın izlediği yola göre bakacağız. Merceğimizin özelliğine bakacağız. İnce kenarlı merceğimiz çukur ayna özelliği gösterecek. Kalın kenarlı merceğimiz tümsek ayna özelliği gösterecek. İnce kenarlı mercekler ışığı toplayacak ya da su dalgasını toplayacak. Kalın kenarlı mercek su dalgasını dağıtacak. Bunu söylememiz gerekiyor.